Herkese selam, ben Kartal. Bugün Ankara'ya geldik ve sizin bana yazdığınız en popüler Ankara lezzetlerini deneyeceğiz. Çiğ köfte var, kokoreç var, yaprak kebap var, dönerler var. Şimdi ilk olarak sürpriz bir konukla yaprak kebap denemeye gideceğiz. İlk defa yaprak kebabı duydum ve merak ediyorum. Şimdi biz oraya giderken siz de like'a basıp abone olun. Haftaya neler yapmak istediğinizi yorumlara yazın. Hadi şimdi gidiyoruz. Ve ilk durağa geldik abi. Burayı kişisel olarak çok merak ediyorum çünkü yaprak kebap hiç yemedim. O yüzden Bayramoğlu yaprak kebaba geldik. Ama ilk durakta küçük bir sürprizimiz var. Konuğumuz var. Şimdi ben içeri giderken siz yorumlara kim olduğunu tahmin edin. Like'a basın. Hadi ben de içeri gidiyorum. Geldik abi. Aydın'la. Aydın burayı bilmese de bizi en çok yazılan yerlerden biri. Aynen. Sen daha önce hiç gelmedin. Hayır, hiç gelmedim. Yaprak kebabı mı? Evet, yaprak. Yaprak kebabıyla yaprak tava. Tavası meşhurmuş. Onları deneyeceğiz. Bu sofraya o kadar çok şey geldi ki. Zaten bunlarla doyacaksınız yani. Evet. Bunlar nasıl? Ben başlayacağım, acıktım ya. Sabahtan hadi beri deneyelim. Yiyelim. Ben çiğ köfteyi çok merak ediyorum. Ben de. Biz de Aspava karşılaştırması da yaptık. Aspava karşılaştırması da çok azdı. Buradakiler böyle büyük büyük gerçek çiğ köfte gibi. Nereye gittiniz acaba? Bu arada Aydın yıldızcıymış. Evet, yıldız Aspava bayağı güzeldir. Güzel. Evet. Yasin, seversin. Gerçekten güzel. Bu ayran da çok iyi. Ha. Yayık ayranlar Ankara'da her yerde böyle, Bakır'da ya. Ha. Evet evet, her yerde böyle. Değil mi arkadaşlar, şimdi yalan çıkarmayayım. Bir şey diyeceğim, ben doyacağım burada. Aydın, İstanbul'a geldin sen değil mi? Fiyatlar nasıl İstanbul'a göre? Daha uygun burada. Mesela ben esnaf dönerleri falan çekiyorum ya. Esnaf dönerlerinde bir tane pide döner 200 lira oluyor. Burada 200 lira veriyorsun, bir de sınırsız. Şeyle alakalı ya. İstanbul'da yani köpek bağlasan durmaz bir yere bile ciddi kiralar istedikleri doğru, için. Doğru, bence de onunla alakalı olabilir. Ama Ankara'da da öyle değil mi? Gerçi öyle ya. Esnaflar üzerine koyuyorsunuz İstanbul'da, bak ayıp. Valla gerçekten orada çok daha fazla oluyor. Ayran da lezzetli. Peki Ankara çok güzel. Sen ne yiyorsun Ankara'da? En çok yediğin şey ne? Aspava demek isterdim de değil ya. Yani dışarıdan yemek yiyeceksen fast food söylüyorum genellikle. En kolay, en ulaşılabilir olan o. Buralar çünkü uzak yani, yine bir tık şeyde değil yani şu sen, an. Sen, ha burası merkez değil mi? Evet, ben Yasin bak merkez diyordum buraya, değilmiş merkez. Hayır, burası merkez. Ben cehennemin dibinde oturuyorum. Ben cezaevi doktoruydum da arkadaşlar. İş yerine yakın olsun diye taşındım, sonra da istifa ettim. Böyle bir vizyon. Cezaevi doktoru kime? Mahkumlara genel, mı? Genel. İşte mahkumlar, jandarma, memurlar. Şeyde değildim, revirde değildim ya. Ha. Kampüs Devlet Hastanesi'de. Haa. Geldi. Bu tepsi... Bu tava. Tava. Yok. Aynen. Ne döner, ne kebap? Yaprak tava. Hah, yaprak. Allah'ım. Döner, kebap, yaprak, bir sürü... Yasin, sever misin yaprak? Çok severim yaprak. Keşke kokusunu gönderebilsek size. Bakayım. Ben koklayamadım be. Güzel kokuyor. Lütfen. Başlangıcı senin yapmanı. Hayır, ilk sen ya. Sen bir misafir. An... Ödüm koktu bir an şey diyecek ne? Diye. İyi, o zaman ben hadi sen misafir. Bunun özelliği ne bu arada? Abi bir şey diyeceğim. Ankara'da niye bütün dönerden sos koyuyorlar ya? Eti kıyır kıyır. Aşırı güzel pişmiş şey ya. Hemen bak. Şey gibi mi? Hayır, döner gibi değil. Hayır. Et bu. Löp et. Löp et. Döner aynen. Döner gibi değil. Şeye daha çok benziyor. Ne deniyordu ya buna? Lan ben döner gibi düşündüm. Döner değil. Kavurma. Haşlayıp kavurmuşlar. Yani şöyle söyleyeyim. Soslu böyle antrikot gibi bir eti çok daha ince kesip üstüne sos koymuşlar. Doğru söyledim mi? Evet evet. Kesinlikle öyle. Ama ben döner gibi zannettim. Selen'cim. Yasin'im sen ne düşünüyorsun? Yedin mi Yasin iki arada bir derede? Yasin'i mahvettim. Evet evet, evet evet. İnce dilimlenmiş ve lokum gibi de pişmiş yani. Çok güzel. Ay sanki para almışız gibi oldu. Vallahi 5 kuruş almadık. Ben bunu çok merak ediyordum arkadaşlar. Bu adam fişleri gösterse de acaba yine de alıyor mudur diye. Almıyormuş. Niye almıyorsun? Para mara almıyor. Bildiğin çatır çatır ödüyorsun. Vallahi patır patır ödüyoruz. O yüzden like atıp abone olup haftaya neler yapacağımızı söylemeyi unutmayın.
1 milyon takip. 1 milyon oldu mu? Yok olmadı hala. Ne zaman 1 milyon olacaksın ya? Bilmiyorum arkadaşlar ya valla. Bir de kısa video kitlesi diye bir kaç şey var. Kaç sene oldu? 6 yıldır ama ben 2 yıldır takipçim arttı. 2 yıldır tamına mı? Evet, içerik üretiyorum. Ben de tam 1 yıl oldu mu Selen? Şu aralar 1 yıl olması lazım. Ben ilk ne çekiyordum biliyor musun? Kalem kutumda ne var? Nasıl ders çalışıyorum? Güzel, o da bence öğrencilere yönelik güzel bir içerik. Eller, bu arada bu, ya. Dur muhabbete daldık, yeni bir şey geldi. Yeni bir şey geldi. Bu da onun sossuzu galiba değil mi? Doğru. Bir şey bakalım. Hemen bakıyorum. Eğer burada tek bir şey deneyecekseniz bence bunu deneyin. Evet, çünkü sos çok kapamış etin tadını. Et aslında evet. Çok güzel, tadı çok güzel ama sos aşırı kapamış. Değil mi? Daha pişmiş bir et seviyorsanız ama böyle sosun içinde pişmiş, kıyır kıyır mı deniyor pişmiş ete? O zaman bunu alabilirsiniz ama bir şey deneyeceğim diyorsanız bu. Asıl ünlü olan da bu zaten. Ya bu muymuş asıl ünlü olan? Evet, bu yaprak kebabı. Bu işte. Evet, bu yaprak tava. Ben yani gerçekten ilk fotoğraflara baktığımda bunu böyle döneri böyle yapmışlar zannediyorum. Kağı kebabı döner oğlum, bu et. Bir de sen bir küçüksün sanırım değil mi? Kaçlısın? Sen kaçlısın? Aynen, benim yaşım bilmeyen biri. Kaçlısın? 92. Sen? 88. Dalga geçiyorsun. Yalan. Hayır, vallahi 88. Yalan. Ya sana şey söyleyecektim, siz küçüksünüz ama bayağı olgun davranıyorsunuz diyecektim hani bu kitle için. Sen bayağı büyük misin? 35 yaşındayım Aydın, senden 4 yaş büyük müyüm ben? Hayır ya, değilsin. Şimdi yazacaklar ki sen daha büyük görünüyorsun. Hayır, haklı olarak. Çok küçük görünüyorsun sen ama. Ama ben hiç alkol içmem. Adamın alkolü yok, sigarası yok. Alkol, sigara. Yani ben de bağımlı değilim. Hayır. Sana alkolü nasıl bıraktım burada anlatayım mı? Anlatayım mı? Anlatmamı ister misin? Ya da anlatmayayım ya. Anlat ya. Anlatmayayım ya. Ben de merak ediyorum. Yasin çok dalga geçer, o yüzden anlatmayacağım. Anlat ya. Tamam, o zaman dinleme. Görün, kameradan sonra anlatırım. Askerde içiyor, gece yüzbaşının odasına bir... Ya saçmalama. Yaptın mı bunu gerçekten? Yok, yapar mıyım ben aslında? 18 gün askere gittim ya Rasarbet'im. Şey falan çok küçük bu arada. Mesela Faruk aşırı olgun davranıyor. Ne? Ben o 25 falandır zannediyordum. Daha birkaç ay oldu 18 olalı. Ne? Ay Faruk çok dedikodunu yaptım, kusura bakma Faruk kardeşim. Faruk ben de yaşıt gösteriyor, yemin ediyorum. Bayağı teyzeleriyim ben yani. Hayır canım, siz Selen, o da 88. Hayır değilsin. Vallahi. Selen Hanım'ı videolarda gördünüz mü bilmiyorum. Görünmüyor. Ama... 1 milyonda gördüm. 1 milyonda görecek. 2000'li gibi duruyor. O da max yani hani. Buralar değerlenecek arkadaşlar, yerinizde alın şunu. İnşallah, inşallah. Başka bir şey gelmeyecek değil mi? Yok. Allah. İyi oldu. İyi oldu. İyi ki fazla söylememişsin. Peki en çok beğendiğin şey ne oldu burada? Ben çiğ köfte çok hoşuma gitti. Bence etsiz. Bayıldım. Ama... Ve etsiz gibi değil. Ne koymuştur acaba içine? Salçası bana bir tuhaf geldi. Yani iyi anlamda. Etli çiğ köfte evet, gibi. Evet, etli gibi. Sorsana Yasin. Etsiz mi çiğ köfte ama etli gibi. Tuhaf. Benim de çok hoşuma gitti. Vallahi çok teşekkürler. Bizi kırıp geldi. Bizi kırıp geldi. Peki bir şey diyeceğim. Senin önerin var mı buradan sonra gideceğimiz bir durak? Nereye gidelim? Devreze gidebilirsiniz. Orası gerçekten çok güzel ama çorba olarak. Akşam gidilmiyor mu oraya? He tabii. Ne olacak? Gündüz de açıktır canım. Açık mıdır? Açıktır tamam, ya. En son duraklardan birini söz onu yapacağız. Devreze gidiyoruz. Aynen. Şey başka? Var, Atatürk Orman Çiftliği var. Ha tamam, oraya da gidelim. Şeylere. Kokoreç değil mi? Aynen. Tamam. Beypazarı şeyi var. Yaprak sarma Beypazarı'nda bayağı ünlü. Aspavalara zaten gitmişsiniz. Aynen, yani. Aspavalara gittik. Vallahi çok teşekkürler. Süperdi. Daha hiçbir şey deneyimlemediniz. Gün içinde deneyimleyeceksiniz ama buranın adı bence bir tık öne geçecek günün evet, sonuna doğru. Evet, vallahi ben çok beğendim. Yani şu yaprak şeklinde et benim çok hoşuma gitti ya. Evet. Kebabın et hali, daha böyle antrikot hali gibi. O yüzden ben çok beğendim. Ya soslu mu, sossuz mu konusuna gelecek olsak bence Aydın da ben de aynı fikirdeyiz. Sossuz çok iyi. Evet. Çiğ köfteler, yan şey, ikram. Peki burada da aspava gibi bittikçe getiriyorlar mı yoksa yeterler mi? Sanmıyorum. Bu kadardır yani, evet. Ha, başka yok. Ama yine de doyduk zaten. Ben bir daha başka bir tane koca çiğ köfte yiyemem. Bence çok okey. Şimdi gideceğimiz durak sürpriz olsun. Ben oradan yemek seçen biri gibi durmuyorum zaten gördüğünüz üzere ama yine de güzeldi yani. Gerçekten güzeldi. Aa, gün sonu bakacağız o hangisi daha güzel ama şimdi sıradaki durak Selen Mutlu Lokanta'da döner yiyeceğiz değil mi? Mutlu Lokantası'nda döner yiyeceğiz. Daha önce yedin mi? Hayır. Ankara'da oturduğun evi misin Aydın? Aydın onu da yememiş ama bize en çok 3 ya da 4.'üydü. Bayağı geldi. Mutlu Lokantası'na döner. Vedat Milor gitmiş. Vedat Milor gitmiş. Bunun gitmediği yer mi kaldı? Evet, o da doğru. Vedat Milor gitmiş, deneyeceğiz. Vallahi... Bu arada ya bir şey diyeceğim, biz 10 dakika önce tanıştık. Vallahi biz şurada 10 dakika önce tanıştık ve 40 yıllık dost gibiyiz. Ama evet. Çok sevdim. Zaten videolarını da izledim. Videoları daha çok izlediğim insanlarla daha yakınım.
Mesela Batur Game. Adamla bir gün ben bir tane oyun tanıyorsun ya, oyun PUBG oynayan çocuk, ben izlerim oynamayı. Adamın her şeyini biliyorum. Abi diyor, sen benim aklımda bu kadar şeyler var. İzliyorum onu, videolarını oradan biliyorum diyorum. Bende de öyle oldu. Gerçek düşüncelerimi storylerde paylaşacağım arkadaşlar. Şimdi daha çünkü bir de kısa video çekeceğiz. O yüzden aynen, çok şey yapamıyorum. Of, kısa video için. Kaos sonra. Tamam, kısa videoyu da çekeceğiz. Hadi şimdi Mutlu Döner'e gidiyoruz. Oradan da sürprizli gidişler. Görüşürüz. İkinci durağa geldik, Mutlu Lokantası. Buranın olayı, Ankara'da bir sürü Mutlu Lokantası varmış ama burası ilk Mutlu Lokantasıymış. Zaten yazıldığı üzere de Mutlu Lokantası başka şubemiz yoktur diyor. Yasin esnaf lokantalarını sevdiği için en çok burayı merak ediyormuş. Esnaf baba bizden. Bizden. O yüzden hemen girelim, yağmur çok yağıyor, hemen içeri girip deneyelim. Cancım, sen kendini açtı ha. Döner geldi abi, biz geç kalmışız aslında. Döner bitiyormuş ha, son anda geldi. O yüzden hemen deniyorum. Yasin denedin mi? Ben henüz denemedim, önce senin yorumunu bekliyorum. Neden? Çok iyi. Tam bir esnaf döneri. Kızarmış yarım ekmek olayına ne diyorsun? Çok iyi bak, istiyorsan bunun içine koy. Peki acaba burayı ünlü yapan şey ne? Çok güzel abi de. Acaba Ankara'nın ilk Ankara dönercisi mi? Ya da İstanbul döneriyle Ankara dönerinin bir farkı var mı? Abi burada mı? Abi gelince bir soralım. Bir tık daha İstanbul'a göre yağlı geldim abi. O benim çok hoşuma gidiyor. Biraz tuz ekleyip, biraz tuzsuz çünkü ben tuzu ver o zaman. Peki tuzsuz olmasının bir sebebi var mı acaba? Ama yok, çok sırı oluyormuş burada. Bir fotoğraf gösterdi bize, burada böyle full sırı oluyor. 110 gram et 160 lira. Yani İstanbul'dan daha ucuz değil mi? Net daha ucuz. Evet yani Ankara'da İstanbul'a göre fiyat %20, 15-20 çok daha ucuz etti özellikle. İstanbul'da bize geçiriyorlarmış. İstanbul'da bayağı geçiriyorlar ama büyük ihtimalle şey farkı da işte kira farkı, konum farkı da olabilir. Ama ben çok beğendim ya eti. Yani ama şey gibi değil mesela. İstanbul'da biriyle karşılaştıracaksak Bayramoğlu'nda daha böyle aromatik bir tat vardı. Bunu söyleyeyim mi şimdi? Diyeceksin ki aa gerçekten öyle Karadeniz. Asım Usta gibi değil mi aynı? Yemin ederim Karadeniz, İstanbul'da Karadeniz dönercisine çok benziyor. İlk lokmada söyleyecektim de direkt o benzetmeyi yapmayayım diye izleyenler hani. Gerçekten Karadeniz dönerine çok benziyor. Oranın fiyatını şimdi bulup yorumlara, burası 110 gram 160 lira. Asım Usta'yı valla hatırlamıyorum ne kadar olduğunu. Orası da sürekli fiyat değiştiriyor. Güzel ya. Ankara'nın daha iyi dönercileri ya da farklı dönerciler var mı bilmiyorum ama ilk defa bir dönerciye geldim ve yediğim en güzel dönerlerden biri gerçekten. Top 10'a girer. Ette hiç sinir de yok. Yani 10 numara döner. 2'de 2 gidiyoruz. Bakalım 3. Aa şimdi çiğ köfte. Şimdi çiğ köfteye gideceğiz. Çiğ köfte olayına aşırı heyecanlıyım. Çünkü yazdıklarına göre etli çiğ köfte yapıyorlarmış. Bu dönerimizi yiyip şimdi koşarak etli çiğ köfteye gidiyoruz. Aa bir de kapamadan önce bak esnaf lokanta aslında limon kolonyası olması artı 5 puan. Her masada var. Her masada var artı 5 puan. Hadi şimdi Apikoğlu değil mi? Apikoğlu'nda çiğ köfte yemeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar, en çok yazılan yerlerden bir tanesi de Apikoğlu çiğ köftecisiydi. Ben de çok merak ediyorum. Şimdi çiğ köftesini tadacağız. Hep beraber de ne yorumlayacağız. Kanka açılış yapıyorum. Yürü, yürü içeri. Apikoğlu'ya geldik, çiğ köfte yiyeceğiz. Burası çok yazıldı, şimdi oraya gidiyoruz. Biz bir porsiyon. Lezzet bombası ne? Lezzet bombası mı? Severiz bombaları. Kankam şimdi servis 75 lira diyor. Mutlu Lokantası'nda et 160 liraydı. Oradan aslında fena değildi. Üstüne biraz daha koyup mu diyorsun ama bunda gramaj ne kadar bakalım, geliyor? Bakalım aynen. Yani. Biz bir çiğ köfte servis alacağız şimdi. Biz bir tane çiğ köfte servis alabilir miyiz? Tabii. Bunu servis ediyorsun. Ama ben çiğ köfte deyince burası etli diye düşünmüştüm ama etli değilmiş. Değilmiş ya. Ben de hayal kırıklığına uğradım ama. Zaten... Ama zaten etli çiğ köfte yapmak çok az ya. Kaldı. Var mı bilmiyorum yani hala. Yani bu kadar güzel bir kültürün de yaşatılmaması en azından büyük şehirlerde. Antep'te falan vardır her yerde. Gidip göreceğiz. Antep'e gitmemizi istiyorsanız videoyu beğenip yorumlara da abi Antep'e git yazmanız yeterli. O Antep'e git yorumu eğer artık konuşamıyor. Artık bitirdi adam. Oo ya. Böyle güzel çiğ köfte. Aa evet babacığım. Eğer o Antep'e git yorumu 200
250 like geçerse de Antep'e gidiyorum. Gidelim ya. Patron çıldırdı. Antep'e gidelim. Ama bak bu, aa bu Zeykman bu şeyde değil miydi ya? Bu Antep, bak Antep dedik, Antep çıktı karşımıza. Bu Antep'te bak. Bu bir mesaj mı yoksa bize? Bu mesaj. Ya da Antepli olabilirler yapanlar. Hemen sonra. Oğlum Antepli zaten kapısında yazıyordu ya. Doğru. Bir şey diyeceğim. Oğlum benim bildiğim sucuk markası değil mi ya? Evet ben de onu diyecektim. Apikoğlu sucukları. Selam. Oralım akrabalarımız. Aynı mı sahipli? Zaten Ankara'daki her yer birbiriyle akraba ya. Değil mi? Abi evet. Dönerciye gidiyoruz. Bütün mutlu lokantaları akrabaymış. Asmabacılara gidiyoruz. Bütün asmabacılar Kırıkkaleliymiş. Yeme içme sektörünü ele geçirmiş akrabalar. Aynen. Hepsi birbirinin akrabasıymış. Ama şu an şu Apikoğlu ile bildiğimiz sucuk markası Apikoğlu aynı mı? Onu gerçekten merak ediyorum. Şimdi onu göreceğiz. Etli çiğ köfte deseydin aynı çıkma ihtimali sanki oradan biraz daha. Niye sucuk mu katıyorlar? Etten ete hani. Zannetmiyorum ama. Hadi bakalım gelsin. Bekleyelim. Ete de değmeden çiğ köfte olmazmış. 75 liraya beklentilerimiz. Bak, şu an şaşkınlıklar gibi içerisindeyim. Şimdi, aha bıçak var burada. Şöyle bir şey yapacağım. Bu arada, onu bu tek mi deniyorsun galiba önce? Yo, şöyle altlık yapacağım. Ha. Resim denesene Yasin, beni niye böyle? Dur sen bir. Bak şey bir gibi böyle yuvarlak yuvarlak. Ben önce sade deneyeceğim abi. Şöyle normal. Oo, şu şey çok acıymış. Lan çok acıymış o. Beter o. Çok acıymış ya. Ya şöyle söyleyeyim. Çok enteresan bir çiğ köfte değil. İyi. Ha ama etsiz çiğ köfteler arasındaki iyilerden. Evet. Değil mi? Şu çok yanlış düşünülüyor. Bazı çiğ köfteciler o kadar çok sos koyuyor ki çiğ köftenin tadı değişir. Bunun böyle tek başına güzel olması ayrı bir olay. Çünkü 30 tane sos koyunca o tadı güzel geliyor sana. Önemli olan böyle sade tadının güzel gelmesi. Bunu böyle tek başına yiyince sadece marulu güzel geldi bana. Abi saçma bulmazsan bir şey söyleyebilir miyim? Fazla sıcak değil mi sence? Biraz evet. Daha soğuk böyle hani soğuk meze gibi. Gördüm lan sıcak ha. Değil mi? Biraz sıcak, sıcak gibi yani. Sen biyesene. Hani böyle soğuk olsa böyle limonu sıkıp fresh fresh böyle gidecek gibi bir şey ama. Ama hani yeni mi yaptılar hani az önce? Yani beğenmedik gibi oldu biraz ama yedik lan değil mi yani? Çok da enteresan değil ama deyip bütün çiğ köfteyi yedik. Yedik yani. Kötü değil. Güzel. Evet evet. Ama yani işte gidiyor. Etsiz çiğ köfte olunca da olay bulgura dönüyor ya bir noktada. Yediğim en iyi etsiz çiğ köfte arasında en iyilerden diyebilirim. Şey çok güzel, ben onu seviyorum ya. Ali Usta çok hoşuma gitti. Yorumlarda gördüğüm kadarıyla herkes onun hastası değil ama ben çok sevmiştim. Bu da ondan sonra sevdiğim etsiz çiğ köftelerden. Vallahi hava hafiften kararıyor. Galiba diğer durağa gittiğimizde artık akşam olacak. Vallahi Devrez ve kokoreç için de çok heyecanlıyım. Şimdi buradan Devrez'e gidiyoruz. Oradan da. Oğlum yeme, daha çok durak var. Yeme artık. Kanka ya, ben tamam ilk başta hani çok beğenmedim ama güzelmiş de ya. Ben ne bileyim anlamadım ya. Sevmedim diyeyim. Yarısından çoğunu yedim. Bitirdik vallahi. Evet çok güzel ya. Neyse. Yasin yine dursun. Biz buradan Devrez'e gidiyoruz. Şöyle burada atma. Kanka güzel. Yiye yiye gezelim Anadolu. Ve oğlum o kadar çok dolaştı ki akşam oldu. Ankara'nın en iyi mercimek çorbası olduğu iddia edilen Devrez'e geldik. Çok övüldü. Herkes böyle mercimek 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 yazmış. En iyi mercimek çorbası buradaymış. Şimdi gidip buradan mercimek çorbası içeceğiz. Geldi. Aşırı otantik. Tahta mahta var. Hatta şu dikkatimi çekti. Bak Yasin'in çocukken duş aldığı sefer tasları falan var. Abi açıklasana yoğurt, gözünü seveyim. Yoğurt falan şey yapar. He yoğurt yapar. Ben de Yasin evet çocukken bunlarla duş evet alıyormuş. Ben onlar zannediyorum. Bu ibrik. İbrik bu ha. İbrik. Ha ibrik. Ne işe yarıyor abi? Ayran yapımında falan kullanılıyor herhalde. İşte onlarda yoğurt mayalarlar. Ha. Anladım. Lan üstünü kapatabilir. Sağ ol abi çok hoş. Buranın sadece bir çorbası meşhur değil mi? Çorba olayı. Çiğ köftesi. Haa de meşhur. Ha çiğ köfteciye gittik ama. Tamam burada da bir gün yerim. Neyse ben çok merak ediyorum bu çorbayı. Efertası değil onu da evet. Çok merak ediyorum. Bir çorba ne? Ulan daha ben içmedim hepiniz için içiyorum. Oğlum aşırı iyi. Sehtelen canı böyle öpçük öpçük yarısına kadar bitirdi. Can kıyamam içemedi, dur ben de içeyim. Bir de şu olay çok enteresan değil mi? Önünü lap diye attılar yeşilli. Evet. Domates her şeyi attılar önümüze. Böyle alengirli sunumları ben çok sevmiyorum ama böyle natural doğal sunumlar çok hoşuma gidiyor. Bir şey ooo.
Güzel ooo. Ben böyle çorba hastası bir adam değilim. Yani şimdi bunu tanımlamak gerekirse Yasin'cim bana hadi bu sefer sen tanımla. Neye benziyor çorba? Abi şöyle söyleyeyim, ben bu tip çorba işlerinde hani hep şey yaparız ya, annemizin çorbası falan. Hani evde yapılabilen bir yemek olduğu için hani herkes için annesinin çorbası da burada ama İddia ediyorum bu mercimek çorbası gerçekten çok iyiymiş. Ben beğenmeyeceğim, kötüleyeceğim kafasıyla geldim ama çok güzel. Ben bir mercimek çorbası ne kadar güzel yapılabilir diye geldim. Güzeldi. Ayrıca benim annem çorba yapamaz. Sadece sunum için söylemiyorum bunu bu arada. Aha. Gerçekten lezzet olan. Sen de söyledin ya mesela şu yağ, onu soracağım neyden. Aşırı çok iyi. Güzel. Bir şey koymadan elle yiyoruz herhalde, ben böyle yiyorum. Ama bu ilk geldiğinde ben bunun yanına bir şey gelecek hani. Direkt salata gibi adam koydu önümüze. Ben bunu çiğ köfte gelecek gibi zannettim. Ben de önümüzde böyle yeşillik olunca ne oluyor lana döndüm. Ama meğerse bu galiba ne gelirse gelsin ortaya yeşillik geliyor. Bakır tas denmesi şeyde, kase mi diyeyim? Büyük umurumda değil. Çorbanın içeriği güzel olsun, istiyorsa sifonda gelsin yani çorbanın. Tadı çok güzel. Allah sekkar. Bunun kanka bence çok tadı fark ediyor. Ya saçmalama. Ya bu arkadaşlar bu büyük bir yalan bence. Hayır. Siz de... Çay benim hep şuna uyuz olurum. Çayı porselende demleyince daha lezzetli olur. Hiçbir evet. Fark olmaz. Yazsınlar abi. Ben çayı porselende de içsem, ekmeğe de bakmadık bu arada. Çayı porselende de içsem, o normal demlikte de içsem, ne o demir oluyor değil mi bazıları? Demirde de içsem, iyi noktada olsa, ben her türlü abi çayın tadı değişmiyor. Bu bence büyüklerimizin biraz fazla abarttığı bir konu, kusura bakmayın. Yasin'im üzgünüm ama bu sefer Kartal'a katılıyorum. Abi birader. Yani sen diyorsun ki şunun çorbanın lezzetini Ben sırf buradan Gültoş'uma selamlar. Ben sırf Gültoş Zeynep'in annesi istedi diye 156 tane dükkan girişi porselen şey aradım. Merak ettim öyle tadı değişecek mi diye, çok da değişmedi. Ekmek de çok güzel. Oğlum bu nasıl bu ya? Bayağı. Bir somur ekmek gibi ekmeği tost makinesi gibi bir şeyle ezmişler ama bence... Arkadaşlar ben gerçekten... ızgarada basmışlar o ütülü köfte gibi. Bak daha kokoreççiye gideceğiz. Ama yani bugüne kadar, buraya gelene kadar çok şey şaşırdım ama bu en şaşırdığım diyor. Çok enteresan çorba. Çorba sevmem diyen ben. Ben gerçekten mercimek çorbasının hiç hastası değilim. Tahta kaşık ve bakır. Varım. Ben okeyim. Bundan sonra kokoreççiye gideceğiz. Sence nasıl bir kokoreç? İstanbul kokoreçinden farklı mı olur? Ankara kokoreçi. Çok iddialı söylendi işte. Çok iddialı söylendi yani. Bakacağız. 76 tane kokoreç şortum var. Ama ben hep bir kokoreç yerim. Her gittiğim şehirde bir kokoreç yiyeceğim. Çünkü mesela sen hiç Eskişehir'e gittiğinde Ankara kokoreçi yemezsin. Eskişehir usulü kokoreç yersin mesela. İstanbul'a gittiğinde İstanbul kokoreçi, Ankara'ya gittiğinde Ankara. Her ülkenin, her şehrin kendine özgü kokoreçi var. Bu arada çorba tanesi 85 TL. Ya ben galiba değer diyeceğim ya. Onun devrez reklamı gibi oldu ama ben gerçekten sevdim bu arada. İçindeki tereyağı mesela hiç tane tane gelir gelmedi. O yüzden çok sevdim. O ne? Oy! Etli yapıyoruz. Etli mi? Abi bu çocuğa... Etli mi baba? Afiyet olsun. Ya canımsın, teşekkür. Abi çiğ köfte etliymiş lan. Aa marulları bitirmişsin. Kendine marul almışsın. Ya, isteriz. Bir de marul. Bu gerçekten sürpriz oldu. Etli çiğ köfteyi ne kadar sevdiğimi. Tatlı, ben önce zannediyordum. Bayağı tatlı. Oo geldi. Yapma. Oğlum bu çok acı şeyler, önceden bir saniye tatlı gelir ya. Oo! Bir tatlı gelirse genzimi. Ama zaten bak... Harbi son böyle bir şey herhalde. Şunu söyleyeceğim, etli olunca acı olmak zorunda. Çünkü şey derler, o acı pişirir etli evet. Derler. O yüzden no, gerçek etli çiğ köfte oh, çok güzelmiş lan. Acısı sonradan geliyor. Ablam böyle her şeyi karıştırıştık. Şu ama şöyle yiyeyim ya. Çok iyi. Çok iyiydi ya burası da. Peki Ankara'nın bizi bu kadar mutlu edeceğini düşünür müydün Selen? Karşılama herkes çok. Biz mesela dışarıdan görüyoruz. Allah burada biraz sıkıntı çekeriz diyoruz. Ama insanlarla bir konuşuyoruz. Gül gibi insanlar. Haydi şimdi. Sen çama. Ulan ben eltek adamım. Çam söyleyemiyorum. Sen çam kokoreçe gidiyor. Görüşmek kalacak. Bunları yiyelim ya.
Ankara sokak lezzetlerinin son durağı olan Şencan Kokoreç'e geldik. Burası çok kokoreç yazmışsınız ama en çok yazılan Şencan Kokoreç'ti. Ben de İstanbul kokoreçi ile Ankara kokoreçi farklı mı, birbirine benziyor mu merak ediyordum. Ben içeri giderken like'lamayı unutmayın. Hadi hep birlikte içeri gidiyoruz. Evet abi, şimdi geldim kokoreçler ama böyle bir sıkıntı var. Biz çeyrek istedik. Ekmeğin yarısı geldi. Ben çeyrek deyince hani ekmeğin yarısının çeyreği gibi düşündüm ama böyle bildiğin ekmeğin yarısı geldi. Demek ki bunun bütünü de tam mı oluyor? O zaman tam ne oluyor? E tamam, ben bütün istersem nasıl oluyor? Kanka bak şimdi çok basit bir mantık. Bu şimdi çeyrek ya. Bundan bir tane daha olunca bir ekmek oldu. Bir olması lazım ama yarım oluyor. O zaman tam ne oldusa oluyor. Ben MESU mezunuyum, benim kafam basmadı. Basan varsa baget. Evet, o da olabilir. Zeka. Neyse, bir ben deniyorum abi. Bunu bilenler lütfen yorumlara yazsın. Ben anlamadım çünkü. Şimdi hemen deniyorum. Sebze yok. Bu aslında Ankara usulü ama İzmir usulü diyebiliyorum. İçinde hiç sebze olmayınca İzmir usulü olmuyor mu? Her ilde farklı kesilip biçiliyor ya. Ama çok güzel. Çok hoşuma gitti kokoreç. Ama ben hala bu yarım tam mevzusunu tam çözemedim. İçi şöyle ve tanesi çeyreği şu ekmek 75 TL'ydi. Bir tık daha yağlı gibi geldi. Selen yemiyor. Selen kumpir yiyor. Bir senenin ne yediğini çeker misin? Kokoreççiye geldik. Kokoreççiye hiçbir zaman hayır demem. Değil mi? Yağlı değil mi bir tık? Kanka bizim bir ara gidip kolesterole baktırmamız lazım. Bir tık yağlı değil mi? Bravo. Değil mi? Ya sen de ne kadar damak zevklerini... Bir tık yağlı. Ha? Yani niye? Ben hiç hayatımda yağlı kokoreç yememiştim. Hayır, kötü mü? No. Hayır. Kesinlikle kötü değil ama... O yağ biraz şey... Törpülüyor ya lezzeti. Biraz yağlı. Yarım. Bana göre yarım. Onlara göre çeyrek bitti. Vallahi güzeldi. Bugün yediğimiz her şey çok güzeldi. Kötü hiçbir şey yoktu genel olarak. Buraya kadar izlediyseniz videolarda like çok önemliymiş ya. Vallahi ben hiç like istemiyordum. Yarı like'a düşmüş like'larım. Son İstanbul videosundan sonra artmaya başladı. O yüzden bu videoyu da like atıp neler istediğinizi yorumlara yazıp hangi şehire gelmemizi istediğinizi yorumlara yazarsanız seve seve koşarak, depar atarak gelirim. Bu haftalık da bizden bu kadar. Yorumları unutmuyoruz. Haftaya görüşürüz.